Merhabalar. 3. podcast'le karşınızdayım. Önceki podcast'te küresel krizi genel hatlarıyla anlatmıştım. Bilmemenin, fark etmemenin, harekete geçmemenin çok ağır bedelleri var. Bu nedenle çözüm için alternatif bir strateji öneriyorum. Öncelikle ve ilk adım olarak bizi ve çevremizi etkileyen, daha fazla etkileyecek temel meseleleri iyice bir anlamaya çalışalım. Ardından bana da direkt faydası olacak ama aynı zamanda küresel gidişatı değiştirmede ufak bir damla olabilecek adımlar atmaya çalışalım. Bu noktada kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. Balkışı hikayesi. Bir gün ormanda yangın çıkar. Hayvanlar yangından ormandan dışarıya doğru kaçışırken, ufak balkışı derenin üzerine uçar, dereden birkaç damla su alıp yangının üzerine bırakır. Bunu gören hayvanlar, yahu sen ne yaptığını sanıyorsun, ne fayda derler. Balkuşu da, ben kendi üzerime düşeni yapıyorum. Eğer siz de yaparsanız belki o zaman yangının sönme ihtimali doğar der. Kendi sorumluluğumuzu sahiplenelim, üzerimize düşeni yapalım. Yaptıklarımız veya yapmadıklarımızla problemin parçası da olabiliriz, çözümünde. Kendimize bir söz verelim. Çözüm olmak için elimden geleni yapacağım. Ailemin ve yakın çevremin de sorumluluk üstlenmesi için çaba göstereceğim. Ama başkalarının davranışlarından, onların yapmadıklarından sorumlu değilim. Benim için asıl önemli olan son nefesimi verirken şükürler olsun, elimden geleni yaptım diyebilmek. Kıyametin yaklaştığını görsen de imkanın varsa ağaç dik. İşte eğer böyle anlayışta insanların sayısı artabilse ve herkes birer damla ekleyebilse damlaya damlaya göl olur. Hepimizi etkileyen bu küresel krizden çöküşler, felaketler yaşamadan çıkışın tek yolu bana göre tüm insanlığın sorumluluğunu yerine getirmesinde ve çaba göstermesinde. İşte ancak o zaman çocuklarımıza, gelecek nesillere yaşanabilir, bereketli, dirençli bir dünya bırakabileceğiz. Sistemlerin bozulduğu, dağılmaya başladığı dönemler kaotik oluyor. Ama kaosun kenarında yeni bir düzen, yeni umutlar yeşerebilir. Karmaşık sistemleri açıkladığım sonraki bir sohbette bu konuyu daha da açacağım. Bu bozulma ve dağılma sürecinden artan sayıda insan etkilenirken, aynı zamanda artan sayıda insan da fark etmeye başlar ve çaba gösterir. Dünya çapında tabandan gelen büyük bir hareketin canlandığını gözlemliyorum. Bu hareketler genelde insanların kendi hayatları için bireysel çaba göstermeleriyle başlıyor. Problemleri, olumsuzlukları öğreneceğiz, fark edeceğiz, konuşacağız ama asıl odak noktamız bize direkt faydası olacak, erişebileceğimiz çözümlere odaklanmak, bu çözümleri hayata geçirmek. İşte yapabileceğimiz önemli bazı şeyler. Öncelikle karbon ayak izinizi azaltmaya çalışın. Karbon ayak izi Günlük aktivitelerimiz sırasında atmosfere yayılan karbondioksit dahil tüm sera gazlarının ton eşdeğeri cinsinden miktarını ifade ediyor. Daha basit dille doğaya verdiğimiz tahribatın sayısal karşılığı. Mesela yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmeye çalışın. Mümkünse güneş panelleri kurun, bundan elektriğinizi üretin. Evinizin yalıtımını iyileştirin. Enerji tasarruflu cihazlar tercih edin. Elektrikli cihazları kullanmadığınızda kapatarak enerji kullanımınızı azaltın. Petrol, mazot gibi fosil yakıt kullanan ulaşımı tercih etmemeye çalışın. Alternatif olarak toplu taşımayı, araba paylaşımını, bisikleti veya yürümeyi seçin. Et tüketimini azaltın. Yerel organik gıdaları tercih edin ki endüstriyel tarımın doğaya zararları azalabilsin. Hem çöp oluşturmamak hem de metan gazı emisyonlarını azaltmak için organik atıkları kompost gübreye dönüştürün. Minimum ambalajlı, doğada geri dönüştürülebilen ambalajlı ürünleri seçin, ikinci el satın alın. Eşyaları atmak yerine geri dönüştürün veya bağışlayın. Sürdürülebilir uygulamaları ve sertifikaları olan çiftlik, üretici, şirketleri destekleyin. Evinizde su tasarruflu armatürler ve cihazlar kurun daha kısa duşlar almak, su sisteminizde sızıntılar varsa gidermek, bahçeniz varsa kuraklığa dayanıklı bitkiler tercih etmek gibi su tasarrufa alışkanlıkları edinin. Toprağınızı, bahçenizi sulamak için yağmur suyu depolayın. Toprağın daha fazla su tutmasını sağlayan çözümlerden bahsedeceğim. Sonraki podcastlerde bunları da uygulayabilirsiniz. Fosil yakıtlar gibi doğayı kirleten, endüstrilerden kaçınan, Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik odaklı şirketleri destekleyin, onlara yatırım yapın. Doğayı canlandırmak gibi sürdürülebilirlik projelerine yatırım yapan bankaları tercih edin. En önemlilerinden biri de kendinizi ve başkalarını çevre sorunları ve çözümleri konusunda eğitin. Yerel ve küresel çevre politikaları hakkında bilgi sahibi olmak da çok önemli doğayı ve insanı koruyan, daha dirençli yapan, politikalar üreten ve bunları uygulayan liderler bulun. Onlara oy verin, onları destekleyin. Yerel doğayı ve yerel insanı dayanıklaştıracak projelerde ve çevre girişimlerinde yer alın. Uygun bir ev sigortası yaptırın. Acil durum kitleri hazır edin. Mümkünse toplumsal müdahale planları içerisinde yer alın. Böylece sel, sıcak hava dalgaları fırtınalar gibi hem iklimle ilgili risklere hem de depreme karşı hazırlıklı olun. Hele imkanınız varsa kendi kendine yetebilen bir yaşam alanı oluşturun. Enerjinizi, gıdanızı üretin. Küçük alanlar ve araziler doğru tasarlandığında kendi enerjisini ve gıdasının önemli kısmını üretebilir. Doğada her şey birbirine bağlı. Bu nedenle doğada artmakta olan değişim ve gerilim illaki insanlar ve toplumlar üzerinde gerilimlere yol açıyor. Bunlara daha iyi dayanabilmek için diyet, egzersiz, düzenli tıbbi kontroller yoluyla sağlığınızı da korumaya çalışın. İçinde yaşamakta olduğunuz topluluğu ve doğayı kendi kendine yetebilir seviyelere çıkabilmek üzere hep birlikte stratejik dönüşüm planları oluşturun, birbirinize destek olun ve birlikte uygulayın. Bu çalışmalar tek başlarına küçük olsa da toplu olarak önemli çoklu faydalar sağlayabilir ve küresel ekonomik nüfus artışıyla ilişkili riskleri de azaltabilir. Ayrıca bu çalışmalara katıldığınızda çevrenizdeki diğer kişiler için de önemli bir örnek oluşturacaksınız. Sürdürülebilirlik yönünde daha geniş toplumsal katılımlara da bu sayede yol açılabilir. Bu podcast'in de sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.